Buyurun. Lütfen buyurun. Aziz milletim, değerli milletvekilleri, sevgili gençler, basınımızın kıymetli temsilcileri, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün ülkemizin bir gerçeğinin temsilcileri de aramızda. Kamu Çalışanları Platformu üyesi kardeşlerim, sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Taşeronluktan kadroya geçtiler ama kölelik sistemi hala devam ediyor. Sözüm ona kadroya alındılar ama sorunları bitmedi. 2020'ye kadar 4+4 zamma mahkum edildiler. Enflasyona ezdirilmeye devam ediyorlar. Bu konunun takipçisi olacağız. Ben söyleyince adım atılıyor biliyorsunuz. İnşallah size de faydamız dokunacak. Tekrar hoş geldiniz. Grup toplantımızın başında sizleri Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerlerimiz ve vatandaşlarımızın ruhuna Fatiha hediye etmeye davet ediyorum. El Fatiha buyurun. Allah her birinden ayrı ayrı razı olsun. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Allah milletimizin, Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun. Aziz milletim, harekatın başladığı gün sosyal medyadan bir mesaj yayınlamış ve demiştim ki, Türk topçusu atışa başladığında herkes susar. Ve Yahya Kemal der ki, şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın. Galip et çünkü bu son ordusudur İslam'ın. Allah askerlerimizin ayağını taşa değdirmesin. Fikrimizin, vicdanımızın, birliğimizin ve töremizin gereği budur. Türkiye'nin iyi ve cesur insanları teröre ve dış cepheye karşı elbette devletinin ve ordusunun yanında duracaktır. Bu birlik görüntüsü bizim varlık sebebimizdir. Bu noktada Sayın Erdoğan'ı uyarmak istiyorum. Makamınız gereği özellikle böyle dönemlerde konuşmalarınızda çok dikkatli olmak zorundasınız. Bütün paydaşlarıyla devletinin ve ordusunun yanında olan Millet İttifakı'na karşı ettiğiniz sözler akla ziyandır. Bari böyle bir dönemde siyasi hesaplardan uzak kalın da milletimiz uzun bir aradan sonra kavuştuğu beraberlik ruhunun farkına varabilsin. Mehmetçik harekattayken size düşen farklılıkları körüklemek değil, ortaklıklara işaret etmektir. Dünya harekatı konuşurken sizin Millet İttifakı mutlaka dağılmalı başlıklı sohbetler yapmanız ne makamınıza ne de devlet geleneğimize uymaz. Milli güvenliğimiz için bu kadar önemli adımlar attığımız şu günlerde milletimizin sizden beklentisi ayrıştırmanız değil, birleştirmenizdir. Değerli milletvekilleri, sevgili gençler, Türkiye uzun zaman önce yapması gereken bir harekata başladı. Mustafa Kemal Atatürk, gençler, cesaretimizi takviye ve idame eden sizsiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık meziyetlerinin, vatan muhabbetinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız der.
Bu vatan atamızın gençlere emanetidir. Bizim gençlerimiz vatanı için, hürriyeti ve egemenliği için gözünü kırpmadan fedakarlık yapar, yapıyor. Medya bir Mehmetçiğimize Afrin'e giderken ailene ne mesaj göndermek istersin diye soruyor. Kendisi bizi beklemesinler diye cevap veriyor. İşte budur bizim gençlerimiz. İşte bu gençler, bu Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı'nın pınarıdır, pınarlarıdır. Ama gençlerimize vatanı emanet etmek ne kadar doğruysa, biz siyasilerin de doğru siyaset yapma sorumluluğu o kadar büyüktür. Görüyoruz ki gençlerimiz gereğini layıkıyla tarihine yakışır şekilde yürütüyor. Daha önce devleti hendeklerden çıkarıp alan Türk ordusu, şimdi de devletimizi yanlış dış politikaların düşürdüğü çukurdan çıkarmak için mücadele ediyor. Aklımız, fikrimiz, yüreğimiz askerimizle, Mehmet'imizle. Buradan bir kez daha kopan o fırtınayı, Türk ordusunu, Türk gençlerini selamlıyorum. Aziz milletim, değerli milletvekilleri, Türkiye'nin içine düşürüldüğü bu garip sistemin sonuçlarını bu sefer de Barış Pınarı Harekatı üzerinden gözlemliyoruz. Bakın, Sayın Erdoğan hemen her gün liderlerle telefon trafiğinde, yani dünya liderleriyle. Yine Sayın Erdoğan medyayı bilgilendirmek için toplantı düzenliyor. Sayın Erdoğan gazetelerimizin, televizyonlarımızın genel yayın yönetmenlerine bilgi veriyor. Bir soruya verdiği cevaptan da anlıyoruz ki yabancı medya kuruluşlarının temsilcilerine de Sayın Erdoğan bir toplantıyla bilgi verecek. Şimdi soruyorum. Bütün bir devleti tek adamın iki dudağı arasına mahkum ettikleri bu sistemde Allah aşkına Sayın Erdoğan'dan başka kimse yok mu? Bu işleri zamanında düşünecek, zamanında gereğini yapacak kimse yok mu? İletişim Başkanlığı var, Dışişleri Bakanlığı var. Lobilere milyonlarca dolar para ödeniyor ama üç ülkenin dışında, desteği dışında koskoca dünyada yapayalnız kaldık. Değerli dava arkadaşlarım, Türkiye ilk kez sınır ötesi operasyonu yapmıyor. Yıllar evvel benim imzamla da Irak'ın içine 50 kilometre giden bir sınır ötesi harekat yapılmıştı. Bunun gibi pek çok harekat yapıldı. Daha önce de haklı gerekçelerle çok sayıda operasyon yapıldı ve yapılmaya devam edecek. Ancak hiçbir operasyonda, uluslararası alanda bu kadar yalnız kalmadık biz. Cumhurbaşkanının dostum dediği ne kadar lider, dost bildiği ne kadar ülke varsa harekatın karşısında yer aldı. Dostum Trump, arkadaşım Putin, kankam Hamaney harekata karşı. Kralları öldüğünde bayrağımızı yarıya indirip yas ilan ettiğimiz Suudi Arabistan Türkiye'ye işgalci diyor. Avrupa'yı zaten geçtim. Oturduğu makamı 1974'teki Barış Harekatı'na borçlu olan Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bile yanımızda değil. Bunu görmemek, kafayı kuma gömmek olur. Sebebini sorgulamalı, bir an önce gereken düzeltmeleri yapmalısınız Sayın Erdoğan.
Devletler bu tür harekatlar öncesinde işe psikolojik harekat, iletişim ve diplomasi boyutuyla başlar. Dostunuz Trump bile Kürtlerle Türkler yüzyıllardır savaşıyor diyorsa durup düşünmelisiniz. Biz habire anlatıyoruz ama anlamıyorlar demek bize bir şey kazandırmaz. 2 yıldır Fırat'ın doğusuna harekat yapacağız diyorsunuz. Anlamıyorlarsa anlatamamışsınız demektir. Daha çok, daha akılcı çaba harcamak zorundasınız demektir. Bir taraftan Cumhurbaşkanlığının iletişim başkanlığı yabancı basına makaleler yazıp bu harekatı IŞİD'le mücadelenin liderliği diye tanımlıyor. Diğer taraftan bizzat Sayın Erdoğan milletimize YPG, PYD, PKK ile mücadele diye tarifliyor. Aportta bekleyenler de bu çelişkinin üzerinde tepiniyor. Devletin görevi derdini, amacını milletine ve dünyaya net ve duru bir şekilde anlatabilmektir. Ama dünyayı akıllığımıza ikna etmekle sorumlu olan Dışişleri Bakanınız üniformalı fotoğraf paylaşıp şov yaparsa derdinizi anlatamazsınız. Harekattan önce değil, harekat başladıktan sonra dünyayı ikna etmeye çabalarsanız yalnız kalırsınız. Aziz milletim, değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihten gelen bir dış politika geleneği, bu deneyimden damıttığı bir stratejisi vardı. Bu stratejinin ağırlık merkezi Orta Doğu değildi. Daha geniş, dengeli bir coğrafyaydı. Bölge ülkeleriyle ilişkiler, büyük güçlerin bölgesel menfaatlerinden bağımsız olarak kurgulanıyor, statükonun korunması ile çatışma hallerinde tarafsızlık benimseniyordu. Türkiye'yi son dönem yalnızlığa iten bu noktadaki strateji değişikliğidir. Arap Baharı rüzgarıyla yükselen ihvancı anlayışın Kahire öğretisinin bölgede egemen olacağı varsayımı üzerinden Türkiye'nin milli menfaatleriyle kumar oynandı. Suriye'de Esad'ın Batı'nın desteğiyle çabucak devrileceği varsayıldı. Bu durum AK Parti'nin Suriye'de kendisi gibi bir iktidar oluşacağına inanmasına, bunun hamiliğine talip olmasına sebep oldu. Bu hata yalnızca Suriye ile sınırlı kalmadı. Mısır'da Müslüman kardeşler açıkça ve cömertçe desteklendi. Libya'da Türkiye ile uzun yıllar dostane ilişkiler yürüten Kaddafi'nin devrilmesine ortak olundu. Bunlar ideolojik saplantılarla alınmış kararlardı ve sonuçları düşünülmedi. Gelinen noktada Türkiye'nin mevcut Suriye politikasını bir cümle ile anlatmak mümkün. Suriye'nin toprak bütünlüğü için Suriye devletine karşı Suriye'yi parçalayanlarla birlikte mücadele ediyoruz. Tekrar ediyorum. Suriye'nin toprak bütünlüğü için Suriye devletine karşı Suriye'yi parçalayanlarla birlikte mücadele ediyoruz. Bu cümle ne kadar tutarlıysa son 10 yıldır yürütülen Suriye politikası da o kadar tutarlıdır. Zaten sonuçlarını da hep birlikte yaşıyor, görüyoruz. Oysa Türkiye'yi bugün içine düştüğü sıkıntıdan koruyacak şu tavır olmalıydı. Suriye'nin toprak bütünlüğü için Suriye devleti ile birlikte Suriye'yi parçalayanlarla mücadele etmek. Emin olun, bu olduğu gün Suriye'de hiçbir sorun kalmaz, ülkemize yönelik tehdit de azalır. Bugün Suriye'nin toprak bütünlüğünü isteyen 2 ülke var.
Biri Suriye, biri Türkiye. Ancak iktidar Suriye'yi parçalamaya çalışanlara dostum, Suriye'nin bütünlüğünü korumaya çalışanlara küstüm konuşmuyorum diyor. Peki ne yapmalıyız? Bazen ideal olanın gerçekleşme ihtimali kalmadığında ikinci en iyi senaryoyu seçmek durumunda kalırsınız. Bugün geriye iki seçenek kaldı. Ya Esad'la temasa geçip Suriye'yi normalleştireceğiz ya da Suriye'nin parçalanmasına seyirci kalacağız. Ya Suriyeli sığınmacıları evlerine güven içinde döndüreceğiz ya da her yıl daha fazla Suriyeli sığınmacıya bakmak zorunda kalacağız. Hükümete sesleniyorum. Suriye'de barışı sağlamak Türkiye'nin yapacağı bu seçime ve vereceği bu karara bağlıdır. Geç olmadan bu kararı verin. Esad'ın yönetim anlayışı büyük sorun olabilir. Kabul edilemez bulabilirsiniz. Ancak hiçbir senaryo parçalanmış bir Suriye kadar kanlı değildir. Hiçbir senaryo parçalanmış bir Suriye kadar demokrasiden uzak değildir. Hiçbir senaryo ABD ve Rusya üstleriyle sarılı olmak kadar milli çıkarlarımıza aykırı değildir. O yüzden başta Sayın Erdoğan olmak üzere iktidarın tüm unsurlarını uluslararası güçlerin hesaplarından ayrılmaya, arınmaya, bir kez daha Türkçe düşünmeye, Türkçe konuşmaya, Türkçe bakmaya davet ediyorum. Bugünden itibaren aklı selimde buluşup akıl ve tecrübe sahibi olanlara kulak verin. Türk devletinin bu birikimi var. İşi ehil kadrolara bıraktığınızda kısa zamanda çok yol alacağımızı göreceksiniz. Bakın, İran'ın bölgedeki en yakın müttefiki Esad rejimini sonuna kadar koruyacağını, Rusya'nın Akdeniz'deki en önemli üssü Tartus'a ev sahipliği yapan Suriye'nin Amerika Birleşik Devletleri destekli bir yönetimin eline geçmesine seyirci kalmayacağını, bölgede oluşacak herhangi bir yönetim boşluğunun Irak'ta zar zor bastırılan El-Kaide tehdidini yeniden hortlatacağını, tıpkı Birinci Körfez Savaşı'ndan sonra olduğu gibi PKK'nın bölgede kök salacağını öngörmek için stratejik dehaya ihtiyaç yoktu. Tarih bilmek ve Türk devlet geleneğinin birikimine inanmak yeterliydi. Ancak olmadı. Öngöremediniz. Stratejik derinlik rüyanız bugün ülkemizi stratejik bir yalnızlıkla baş başa bıraktı. Üstelik bu cehalet yalnızca Suriye ile de sınırlı kalmadı. Mesela Libya'nın Ege ve Akdeniz'deki kıta sahanlığı haklarımızın müdafası için hayati önemde olduğu bilinmiyor muydu? Elbette biliniyordu. O noktadaki desteğimiz olan Kaddafi'ye yönelik operasyonda figüran yapıldık. Peki kabahat kimin? Sayın Erdoğan 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından balkondaki konuşmasında bu seçimi Ramallah, Gazze, Kudüs kazanmıştır diyordu. Keşke Ramallah'ın, Gazze'nin, Kudüs'ün yanına Aşkabat kazandı, Buhara kazandı, Semerkant kazandı, Kaşgar kazandı, Bahçesaray kazandı, Kazan kazandı diyebilseydi. Ama diyemedi. Aynı Ramallah bugün Barış Pınarı operasyonumuzu kınayan ülkelerle aynı safta. Müzakere masasında
karşılarına oturttukları HDP kendi Twitter hesabından Rojava kazanacak diye mesajlar yayınlıyor. Milletvekilleri Türk milletini gebereceksiniz diye tehdit ediyor. 10 yıldır bu mücadele sürüyor ama dünya kamuoyuna YPG'nin PKK'yla denk olduğunu bile anlatamamışsınız. IŞİD'in en çok canını yaktığı ülkelerden biriyiz ama dünyada arkamızdan IŞİD'le işbirliği yaptığımız dedikodusu yayılıyor. Bir tarafta iktidarın yıllarca beraber iş tuttuğu ihvancılar, FETÖ'cüler bugün Türkiye karşıtı lobilerle birlikte. Diğer tarafta Sayın Erdoğan'ın ortaklarıyla birlikte yıllardır düşman saydığı Cumhuriyet sevdalıları, milliyetçiler, Türk milliyetçileri, Mustafa Kemal Atatürk diyenler devletinin, ordusunun, Mehmet'inin yanında. Buradan bir sonuç, bir ders çıkarın Allah aşkına. Cumhuriyet ve değerleriyle bir an önce barışın. Yönettiğiniz devletin deneyim ve birikimlerinden yararlanın. Dışarıdaki güvenliğin içeride başladığı bilinciyle demokratik mekanizmaları yeniden çalıştırın. Devleti kuran büyük Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yeniden işlevsel hale getirin. Tekrar vurgulamak isterim ki milli menfaatlerimiz çerçevesinde yakalanan birlik ve beraberliğin siyasi çıkarlarla istismar edilmesine fırsat vermeyeceğiz. Devlet işini parti işinden her zaman ayrı tuttuk. İkisini asla birbiriyle aynı görmedik. Gün o gündür ki tek bir partimiz vardır, o da Albayrak Partisi'dir derken samimiydik. Ama karşılığı Millet İttifakı dağılmalıdır. Sizlere AK Parti'ye üye olmaya davet ediyorum, olmamalıydı. Siz böyle cümleleri kurarsanız yabancı ülkeler Erdoğan iç siyasetteki tıkanıklığı, zorluklarını aşmak için bu harekata girişti der. O zaman harekatın adı Barış Pınarı olmaz, Erdoğan'ı kurtarma operasyonu olur. Onun da hesabını bu yüce millet sizden sorar. Aziz milletim, değerli yol arkadaşlarım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın arabuluculuk ifadesine dikkat etmek gerektiğine inanıyorum. Trump'ın alver ilişkisine düşkünlüğü tüm dünyanın malumu. Bu nedenle bu ifadeyi vahim bir durumun dışa vurumu olarak değerlendiriyorum. Sayın Erdoğan'a soruyorum. Kahraman ordumuzun yürüttüğü Barış Pınarı harekatına paralel olarak YPG, PYD, PKK'yla bir müzakere mi planlanıyor? İktidarın bu konuyla ilgili tavrını açık ve net bir şekilde milletimizle paylaşmasını bekliyoruz. Sayın Erdoğan'ı uyarıyorum. Dostunuz Trump, kuvvetler ayrımının gayet güçlü olduğu bir ülkenin başkanı. Kendisine karşı başlatılmış bir azil süreci olduğu gibi ufukta bir de başkanlık seçimi var. İlişkilerimizi ve yol haritamızı bu gerçekler ışığında belirlemek zorundasınız. Devletimizin ve yüce milletimizin çıkarlarını Trump'ın seçim planlarına kurban etmeyin. Rahmetli İsmet İnönü'nün söylediği gibi, büyük devletlerle ilişki içinde olmak ayı ile yatağa girmeye benzer. Yatağa girdiğiniz ayılardan biri bizi ekonomik yaptırımlarla tehdit ediyor Sayın Erdoğan. Daha önce yaptığını yine yapacağını söylüyor. İktidarınız ise susuyor. Milletimizi bu ekonomik yaptırımlara karşı nasıl koruyacaksınız? Sayın Erdoğan, madem siz susuyorsunuz, biz yapılması gerekeni söyleyelim. İlk olarak bu olası yaptırımlar sonucunda zarar görecek ihracatçılarımızı, sanayicilerimizi bir an önce tespit edip yaşanacak
sektörel sıkıntılara çözüm getirin. Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirip bir yandan ihracatçımızın alternatif pazarlara yönlendirilmesi konusunda destekler sağlayın. Diğer yandan da ABD'den ara malı ya da yatırım malı ithal eden sanayicilerimize alternatif pazarlarda yol gösterici olun. Sanayicilerimizin küresel ölçekte farklı değerler zincirlerine entegre olmalarını sağlayacak politikalara hız verin. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı kalkınma ajanslarının Güneydoğu Anadolu bölgemizde yaşanacak ekonomik olumsuzlukları en aza indirecek bölgesel politikaları hayata geçirmelerini sağlayın. Bunları yaptıktan sonra böyle yaptırımların gelecekte bize yine tehdit etmemesi için adımlar atın. Stratejik sektörlerde sadece ABD ya da AB'ye bağlı kalmamak için ithalat pazarı seçeneklerimizi zenginleştirin. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yatırım, teşvik ve desteklerini bu stratejik sektörler üzerinde yoğunlaştırmasını sağlayın. Cumhurbaşkanlığına bağlı yatırım ajansı üzerinden bu sektörlere doğrudan yabancı yatırımların çekilmesi için cazip yatırım ortamını oluşturun. Türkiye Varlık Fonu'nda yandaş müteahhit kurtarmak yerine kuruluş amacına uygun olarak sanayimizi dönüştürmede ve ithalat bağımlılığımızı azaltmada kullanın. Hep söylüyoruz. Türkiye'nin en önemli problemlerinden biri ekonomik büyümesini ancak cari açık yaratarak sağlıyor olması. İşte bunun için bir an önce sermaye piyasalarını derinleştirip ekonomimizi bu tip ataklardan en az etkilenecek hale getirecek politikaları hayata geçirin. Milletimiz damadınızın hayallerinden fazlasını görmek istiyor Sayın Erdoğan. Bozduğunuz ülke ekonomisinde ayakta kalmaya çalışan insanımıza daha fazla yük bindirmeyin. Rahmetli Barış Manço'nun şarkısında söylediği gibi iktidar olarak armutları ellemeyi artık bırakın. Aziz millet. Aziz milletim, sevgili gençler. Orta Doğu zor bir coğrafyadır. Fakat aynı zamanda Türk Devleti'nin yıllarca hüküm sürdüğü bir coğrafyadır. Yavuz Sultan Selim ne yaptı bilirsek, Abdülhamit Han dengeyi nasıl korudu bilirsek, Mustafa Kemal ufkun ötesini nasıl gördü kavrayabilirsek, Türkçe düşünür, Türkçe hareket edersek, bugünkü sarmaldan çıkışımız kolaylaşır. Maalesef Sayın Erdoğan 17 yıldır Türk dünyasının arkasını döndü. Varsa yoksa Arap alemi. Müslüman kardeşler Tahrir Meydanı'nda ölenlere gözyaşı döktü, onların rabiasını aldı, Türkiye'de meydanlara taşıdı. Suriye problemine ortak oldu. Afrika'nın içlerine daldı, milyarlar harcadı. Ama bir gün bakıp da Türkler ata topraklarımızın insanları ne yapıyor demedi. Çin zulmünden inim inim inleyen Doğu Türkistan'ın çığlığını duymadı. Sayın Erdoğan, unutma, güneş doğudan yükselir. Fergana'dan, Urimçi'den, Taşkent'ten, Almata'dan, Bişkek'ten, Türk dünyasının ilk sabah ezanları oralarda okunur. Ne demiştik 2018 seçimlerinde? Yüzünü güneşe dön Türkiye. Şimdi geç kalmış olsam da yüzünü güneşe dön Sayın Erdoğan. Yüzünü Türk dünyasına, yüzünü Türk birliğine, yüzünü Türk'e dön Sayın Erdoğan. Toplantımızı şereflendirdiniz. Sağ olun, var olun. Devletimiz daim, ordumuz muzaffer olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu.
mutlu. Allah'a emanet olun.